Merhabalar arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Ömer Çiller. Sizlerden gelen istekler doğrultusunda gündemle alakalı videolar hazırlamaya devam ediyoruz. Sizler de destek verip kanalımıza abone olursanız çok mutlu olurum. Like tuşuna basan elleriniz dert görmesin. Hadi videoya geçelim. Müvekkilim Ezel, sahne ismiyle bilinen Sercan İpekçioğlu, 23.05.2018 tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne yalnızca bir ifade vermek üzere davet edilmiş. Müvekkilim de yalnızca ifade verip gideceğini düşünerek bu davete uymuş ve öğlen saatlerinde ifade vermeye tek başına gitmiştir. Ardından ifade işlemleri geç saate bırakılan müvekkilim, nöbetçi savcılık tarafından doğrudan tutuklanma istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilmiş ve nöbetçi hakimliğince müvekkilim tutuklanmasına karar verilmiştir. Instagram sayfasında Hint keneviri resmiyle çekilen resim çıktısı bulunduğu suçun vasıf ve mahiyeti kanununda öngörülen ceza miktarı dikkate alınarak tutuklanmasına karar verilmiştir. Tutuklama müzekkeresi de yine aynı şekilde düzenlenmiştir. Evet, maalesef hatalarla dolu bu tutuklama kararı ve tutuklama müzekkeresi anlaşılan o ki hakim tarafından bile okunmadan bu şekilde imzalanmıştır. Ezel hakkındaki suçlama şarkılarında ve kliplerinde uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği Instagram hesabında yol kenarında gördüğü Hint keneviriyle çektirdiği fotoğrafı koymasıdır ki aylar öncesinden Instagram hesabından bu fotoğraf kaldırılmıştır. Bu aynı içerikte daha öncesinde de 2017 yılı son aylarında Ezel hakkında ve birçok sanatçı sosyal medya fenomeni ve kullanıcısı hakkında uyuşturucu madde kullanımını özendirme suçlaması ile soruşturma açılmıştır. Ezel bu dosyada ifadesini vermiş ve hakkında herhangi bir tutuklama, adli kontrol ya da kısıtlama kararı verilmemiştir. Bu soruşturma dosyası halen devam etmekte olup henüz iddianame hazırlanmamıştır. Hal böyle iken aynı suçlama ile mükerrer bir soruşturma açılarak müvekkilim hakkında hem haksız hem de usule ve yasaya aykırı tutuklama kararı verilmiştir. Bu süreçte çeşitli haberlerde yer alan müvekkilim hakkında daha önce adli kontrol kararı alındığı, baskında yakalandığı, evinde ya da üzerinde uyuşturucu yakalandığı, pişman olduğu iddiaları tamamen yalan haberdir. Müvekkilimin daha önceki soruşturmada evinde ve üzerinde arama yapılmış ve herhangi bir suç unsuruna rastlanmamıştır. Müvekkilime yöneltilen suçlama şarkılarında ve kliplerinde uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği yönündedir. Ancak Ezel'in şarkılarını bilen, onun sanatını tanıyan, herkesin bildiği gibi Ezel, rap müziğin ülkemizdeki en önemli temsilcilerinden biri olup çok geniş bir hayran ve dinleyici kitlesine sahiptir. Müvekkilim yurt dışında da oldukça tanınmaktadır. Müvekkilimin yaptığı müzik tarzının gereği şarkılarında ve kliplerinde çoğu hikayeleştirme olan sokağı ve sokaklardaki insanların gerçek üstü hikayeleri ve yeraltı yaşamını eleştirisel ve çıplak haliyle yansıtır. Bu çıplaklık var olanı resmetmeye yöneliktir. Kimseyi ne uyuşturucuya ne de başka bir şeye özendirmek gibi bir iddiası asla olamaz. Bu nedenle bu haksız ve usulsüz tutuklama kararı Ezel'in konserlerini ve sanatını icra etmesini engelleme çabasından başka bir anlam taşımamaktadır. Müvekkilim tüm süreçte bu yönde ifade vermiş, bir suç işlemediğini, pişmanlık duyacağı hiçbir şey yapmadığını belirtmiş, yaptığı işin sanatının arkasında durmuş ve durmaya devam etmektedir. Ayrıca tutuklama konusunda hakime de keyfi bir takdir hakkı tanınmamıştır. Ne yazık ki müvekkilim bu yüzden halen cezaevindedir. Bu haksız ve usulsüz karara karşı yapmış olduğumuz itiraz da maalesef 29.05.2018 tarihinde reddedilmiştir. Görüldüğü gibi müvekkilim hakkında kanuna uygun bir tutuklama sebebi dahil bulunamamıştır. Müvekkilim hakkında yürütülen hukuki sürecin kamuoyu bilgisine sunulması ve hakkında yer alan asılsız haberlerin giderilmesi gerekçesi ile saygıyla duyurulur. 30.05.2018 Sercan İpekçioğlu, vekili Avukat Fuat Ekin. Evet arkadaşlar, elimden geldiğince sizlere seslendirmeye çalıştım. Kanala abone olarak Ezel hakkındaki tüm gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.